كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği üç amel nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Bir, Allah'a iman etmek. İki, akraba ilişkilerini koparmamak. Üç, emir bil marufu terk etmemek. Evet arkadaşlar. Bir, Allah'a iman. Zaten iman olmazsa ila cehenneme zümera oluyor. Akrabalarla ilişkiyi koparmamak lazım. Biz akrabalarımızla olan ilişkiyi kopardık. Allah Celle Celaluhu maske, mesafe, sosyal mesafe ile bizi akrabalardan ayırdı. Evet arkadaşlar, bunu yapan Allah Celle Celaluhu. Koronaymış, Covid'miş, hepsi hikaye. Bunları yapan Allah Celle Celaluhu. Biz akrabaların kıymetini bilmedik. Biz anamızın babamızın kıymetini bilmedik. Allah Celle Celaluhu ne yaptı? El öpmeye bile gidemedik değil mi? İki senedir bayramlarda el öpmüyoruz. El! Üçüncüsü, emri bil marufu terk etmemek. Bakın, bunlar Allah Celle Celaluhu'nun en sevdiği üç amel. Peki, en sevdiği buysa, en sevmediği nasıl olur? Tam tersi olur. Zaten iman etmeyenleri saymıyoruz. Akrabasıyla ilişkiyi kopanını Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Emri bil marufu terk edeni Allah Celle Celaluhu sevmiyor arkadaşlar. Bu çok büyük mesele. Mahşerde başımız yakacak bu işler. Allah Celle Celaluhu Hazreti Yuşa'ya vahyetti. Dedi ki ümmetinden 40 bin tane iyi, 60 bin tane kötü kulu helak edeceğim. Yuşa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, kötüleri anladık. Fakat neden iyiler? Onlar dedi ibadetin, namazın zevkine daldılar. Onlar insanları iyiliği emretmedi. Onlar neme lazımcılık yaptı. Bana küfredenlerle oturdular. Namazsızlarla oturdular. Abdestsizlerle oturdular. Yedikleri içtikleri ayrı gitmedi. İyi dinleyin burayı, namaz kılanlar. Namaz kılanlar emri bil maruf yapmadılar. Namaz kılmayanlarla, Allah'a küfredenlerle, günahkarlarla yediler, içtiler, oturdular, kalktılar. Sırf bu yüzden ümmetinden 40 bin kişiyi helak edeceğim dedi. Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar, namazsızlarla oturup kalkan arkadaşlara söylüyorum. Ya emri bil maruf yaparsınız ya da onlar gibi namazsız olursunuz. Allah muhafaza, yani gerisini söylemek istemiyorum. Ondan sonra adımız cehennemciye çıkıyor. Yok arkadaş, ben demiyorum bak. Allah Celle Celaluhu söylüyor. Estaizu billah, bismillah, vel tekun minkum ümmetun yed'una ilel hayri ve ya'muruna bil ma'rufi ve yenhevne anil munkar ve ulaike humul muflihun. İçinizden insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten neheden bir zümre bulunsun. Bir cemaat bulunsun diyor. Allah Celle Celaluhu. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Bakın Allah Celle Celaluhu ne diyor? Emri bil maruf, iyiliği emret, kötülükten nehyet. Sırf 40 bin kişi emri bil maruf yapmadığı için helak oluyor, helak. Arkadaşlar bu kötü bir rakam. Ne demek ya? Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, Kur'an okuyor. Lakin sadece insanlara Allah anlatmıyor. Maalesef çoğu Müslümanın bugün yaptığı iş bu ya. Müslüman Allah'ı anlatmıyor. Hadis-i şerifte geçer. Kıyamet günü kabirlerinden maymun ve domuz suretinde insanlar çıkacak. Diyecekler ki bunlar Hristiyanlar mı? Yahudiler mi? Kim bunlar? Cevap gelecek. Onlar neme lazımcı Müslümanlar. Neme lazımcı Müslümanlar. Emri bil maruf yapmayanlar. Allah'a küfredenlerle, namazsızlarla, gusülsüzlerle oturup kalkanlar. İşte onlar mahşer günü kabirlerinden maymunlar ve domuzlar suretine çıkacak. Namaz kıldığı halde cehenneme gidecek adam bunlar. Namaz da olmaz arkadaş. Ayettir ya. Emri bil maruf ayettir. Farzdır, farz.
Ben yapamıyorum, ben anlatamıyorum. Ne demek yapamıyorsun? Yapacaksın arkadaş. Defalarca söyledik ya. Halı sahaya, sağa sola adam toplarken çok güzel topluyoruz. Hani nerede adamlar? Soruyorum ben size ya. Hani niye buraya gelmiyor arkadaş bu adamlar? Halaya geliyorlar, halı sahaya geliyorlar. Kol bastıya geliyorlar, maça geliyorlar. Ama kardeşim bir tek sohbet, mecliste gelen adam yok ya. Ya bir işi çıkar, ya bir tarafta birini öldürür. Yani yaşayan adamı da öldürür gelmemek için. Bizim millet acayip. Niye? Şurada bir saat oturmak adama zulüm. İşte bu. Neme lazımcılar. Mahşer günü. Maymunlar ve domuzlar suretinde. Haşr olacak. Bazıları ne yapıyor? Millete emri bil maruf yapar. Kendisinin alakası olmaz. Allah Celle Celaluhu. Mahşer günü. Bir Müslümanı cennetin kapısına kadar getirecek. O Müslüman cennetteki bütün nimetleri görecek. Köşkler, saraylar, huriler, ırmaklar. Cennetin bütün nimetlerini görecek. Kapısında Allah Celle Celaluhu diyecek ki meleklerine, onu oradan alın, cehenneme atın. Cennetin kapısından çevriliyor arkadaşlar. Cennetin her şeyini gördü. Sonra bu adam cehennemliklerle konuşmaya başlayacak. Cehennemde soracaklar insanlar birbirine. Sen ne halt ettin de buraya geldin? Sen ne naneydin de cehenneme düştün? Anlat bakalım. O adam diyecek ki ben günahkardım ya da ben kafirdim. Diyecek sen niye düştün buraya? He? Sen niye düştün buraya? Ben diyecek insanlara takva gözüküp insanların olmadığı yerde günahlara dalıyordum. İnsanların arasında takva numarası yapıyordum. Ama insanların olmadığı yerde günahlara dalıyordum. Ama diyecek benim azabım seninkinden kat kat fazla. Neden? Çünkü cennetteki bütün nimetleri gördü o adam. Bu adam cennetin kapısından çevrildi. Senin yanman, senin azabın, benim azabımın yanında hiçbir şey. Niye? Ya cennetin her şeyini gördü adam ya. Her şeyi gördü. Düşünsene böyle bir şey var mı ya? O nimetleri görüp oradan çıkıp cehenneme girmek nasıl bir şeydir arkadaş? İşte insanlara kalıp da namaz kılan arkadaşlar, oruç tutan arkadaşlar, zikir yapan arkadaşlar, böyle takva numaraları vardır aramızda böyle arkadaşlar. Burada yok da işte etrafınızda vardır yani. Ama ondan sonra ne yapıyor? Ne namaz ne abdest. Vur patlasın, çal oynasın. Kimsenin olmadığı yerde günahlara dalıyor. İnsanlar arasında takvada zirve. Kutup, gavs yani. Adamı uzaktan görüyorsun, paçasını yapışırsın. Ama ne olacak bu adamın ahvali? Cennetin kapısından çevrilecek. Bizim millet yani evliyalığı böyle şey zannediyor, kolay zannediyor. Hemen iki namaz kıldım, iki rekat namaz, bir sohbete gittim, tamam, keşif, keramet, her taraf açıldı. Hani millet gerçekten böyle, bizde acayip bir his var bizim Müslümanlarda. İki rekat namaz kılmak, bir ay oruç tutmak, Kur'an okumak, Müslümanın vazifesi zaten bu. Ama işte Müslüman bunu yapınca kendini evliya zannediyor. Evliyalık kolay makam mı arkadaş? Herkes makamına göre hesaba çekilecek. Allah dostlarından biri vefat etti. Müritlerinden biri onu rüyada görmek için dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Bir sene sonra şeyhi onun rüyasına girdi. Bir sene sonra dedi ki şeyhim bir senedir dua ediyorum. Rabbime yalvarıyorum seni rüyamda göreyim bari. Ne ahvaldesin? Rabbim sana nasıl muamele etti? Diyor ki bir kere bir oduncunun dükkanından geçerken dişimin arasında kalmış bir yemek parçasını çıkarmak için orada oduncunun odunlarından bir kıymık kopardım. Kıymık! O kıymıkla dişimin arasındaki şeyi çıkardım. Bir senedir diyor onun hesabını veremiyorum. Arkadaşlar yani bizim dedik ya millet meraklı böyle işlere. Allah dostu olacağım, evliya olacağım. Sen ne işin var ya? Ya kıl namazını otur aşağı. Evliyalık senin yapmanla, namaz kılmanla, oruç tutmanla, zikir çekmenle geleceğin bir makam değil. Allah evliya demek, Allah dostu demek. Bu ne makam? Sen camideki imamla karıştırıyorsun herhalde evliyalığı. Arkadaşlar bu çok büyük problem. Bu meseleleri Allah için unutmayın. İnsanlara iyiliği emredin. Kötülükten nehyedin. Korkmayın, korkmayın ya. Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakma diyor Hazreti Ömer. Korkmayın, konuşun. Konuşun be kardeşim ya. Anlatın, anlatın. Ölüm var, ahiret var kardeş. Namaz kıl kardeş. Bak ölenler geri gelmiyor. Kabirdekiler götürülürken bağıracak. Kaddimuni, kaddimuni.
Gidi, hey, çabuk götürün, çabuk getirin. Amelleri ise çabuk götürün. Amelleri kötüyse yalvaracak. Götürmeyin beni. Çünkü gideceği yeri gördü. Biz de diyoruz ki, beni götürmeyin diyenlerden olmayalım arkadaşlar. Çabuk beni kabrime götürün diyenlerden olun. Bu sohbetler bu yüzden, bu emri bil maruf meseleleri bu yüzden